27.01.2016 Çarşamba akşamı epeydir ara verdiğimiz mesele sohbetlerine inşallah bu akşam kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bilindiği gibi yaz tatili geldi. Burada işte yeni yerimize çıktık. Rabbimize şükrederiz. Bu imkanı bize vermiş olduğundan dolayı. İnşaat, işte buranın toparlanması derken işte seyahatler nihayet bu akşam sohbet etmeye başlayacağımız zaman da oldu. Buradaki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, evlatlarımıza hoş geldiniz diyelim. Bilgisayarlar başında bekleyen, dinlemeye çalışan kardeşlerimize, evlatlarımıza da hayırlı akşamlar diyelim. Cenab-ı Hak her birerlerimize bu hakikatleri idrak edecek akıl, fikir, zeka, muhabbet, gönül genişliği nasip etsin. Evvelki büyüklerimizden bizlere miras olarak kalmış olan bu hakikatlerden biz de hep birlikte faydalanmaya çalışalım. Hani derler ya gün bugündür. Gerçekten de hayatta olanlar için gün bugündür. Bir daha bunun dönüşü yok, geriye getirilişi yok. Tek bir şansımız var. O şansımızı da kullanıyoruz. Yani bir daha geriye dönüp de ikinci bir şansımız yok. Yani bu dünyaya gelip de yeniden eksiklerimizi tamamlarız diye bir imkanımız yok. O halde mümkün olduğu kadar, elden geldiği kadar bu dünyayı hem zahir hem batın olarak değerlendirmeye çalışalım inşallah. İşte o değerlendirmelerden bir tanesi de tevhid konularını idrak etmek ve Hakk'a sadece suri manada bir ibadet etmek değil, hakikati itibariyle de ibadet etmek ve bu yolda hayatımızı sürdürmek bize en büyük yararı sağlayacaktır. O da bu dünyada olacaktır. Evet, bilindiği gibi Mesnevi-i Şerif sohbetlerine devam etmekteyiz. 5. ciltte gelmiştik. 5. cildin bu akşam 480. sayfasından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak her birerlerimize bu hakikatleri idrak edecek aklı fikri nasip etsin inşallah demiştik ama biz açmamıştık. Evet. Tekrar kısa bir giriş. Kaydı hazırlamışız ama açmamışız. Olsun. Öğreneceğiz yavaş yavaş da yapalım. Bu akşam 27.01.2016 Çarşamba akşamı sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sohbet mevzu Mesnevi Şerif 5. cilt Ahmet Avni Konuk Şerhi 480. sayfa ve 1808 numaralı beyitte kalmıştık. Ancak bağlantı olsun diye bir beyit yukarıdan başlayalım. Orada küçük bir izah da var. 1708 beyitten başlayalım. Öyle devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer davet ederse ayandan ve vahiden ve teyitten değil bir taklid ile olur. Davet unutulmuştur. Tabi iki halden bahsediyordu. Birisi ikisi de tevhide davetten, dine davetten ama birisi hakikati itibariyle birisi de hayali itibariyle kullarını Hakk'a davet etmek hususunu belirtiyor. Şimdi burada yukarılarda belirttikten sonra burada da ehil olmayanların davetinden bahsediyor. Ve eğer o rahmeti cüz'i sahibi
davayı irşada kıyam edip halkı davete kıyam ederse, onun önüne gelen kimseyi daveti taklid ile bulur. Yani tekrar edelim. Ve eğer rahmeti cüz'i sahibi davayı irşada kıyam ederse, yani kendisinde hakikati itibariyle bir şey olmayıp da cüz'i bir bilgi veya işte okumakla dinlemekle bir şeyler öğrenmişse, bunlar halkı davete kıyam ederse, onun önüne gelen kimseyi daveti taklidi olur. Yoksa davet ettiği kimsenin istidadına muayene ettiği veya o kimse hakkında vahiy ve ilham tarikiyle bir emir telakki ettiği veya sair surette keşf itibariyle teyit edilmiş bulunduğu için değildir. Yani bu sahadaki hakikatlerle değil, hayalinden, kendi nefsinden davete kalkışmıştır manasında. Kendisi usulü tarikatı zahiren öğrenmiştir. Yani tarikat usulünü kelam ile, bilgiyle zahiren öğrenmiştir. Ve her önüne geleni davet edip ales seviye, yani hepsini aynı durumda, aynı düzeyde zikir ve evrat telkin etmekte bulunmuştur. İnsan-ı kamil ise böyle değildir. İstidat sahiplerini avlamak ve nefis yolundan ayırıp onları istidatlarına göre terbiye ederek, bakın, nefis yolundan ayırıp istidatlarına göre terbiye ederek hakka isal, yani ulaştırmak için isterler. Bunun için Memalik-i İslamiye'nin, yani İslam ülkelerinin her tarafına müstevli olan bu meşahi rusul ve mukallidin, yani İslam memleketlerine yayılmış olan bu meşahi rusul ve mukallidin, taklit ehli ve resim ehli, yani zahir ehli, etraflarına binlerce mürit toplamış oldukları halde maalesef İçlerinden birinin sülukunu itmam ettiği görülmemiş bir şeyden haberi olmayan kimselere, mahza kıdem sahibi olduğu için hilafet verilmekte bulunmuştur. Zavallı insanlar, hilafet veren şeyh şu kadar halifem vardır diye övünür ve hilafet alan biçare de kendini şeyh zannedip bununla tefahur eder, iftihar eder. Yani öyle zanneder. Bunlar da mukallit olanlar cümlesindendir diye devam. Şimdi dersimiz burada başlıyor, bu ön girişten sonra. Dedi, madem ki cümleye rahmetin vardır, bu sürü etrafında bir çoban gibisin. Niçin kendi evladının üzerine nevhan yoktur? Çünkü ecel kan alıcı bunlara iğne ile vurdu. Bu iki beyti şeriflerde kıssaya rücu buyurulur. Yani evladının vefatı üzerine ağlamayan Şeyh-i Kamil'e ailesi dedi ki, madem ki senin amme-i halka rahmetin vardır ve madem ki sen bu rahmeti cüz'iye ashabı sürüsünün etrafında bir çoban gibi olup onlara rahmeti kül tarafına çekersin, niçin kendi evladının vefatına acıyıp ağlamazsın? Zira ecel kan alıcısı bunlara ölüm iğnesiyle çarptı. Şurada bir 2-4-5 satır var. Daha önce belki hatırımızdadır. Bir şeyh efendinin oğlu, çocuğu veya bir yakını rahmetlik olmakta oldu. Ancak bu şeyh efendinin oğlunun veya yakınının rahmetlik olmasına hiç üzülmediği görüldü. Yani evvelki, bir evvelki, belki hatırımızda kalmıştır. Onu anlatıyor. Bir evvelki bölümde okuduğumuz hakikati
şeyhlik hakikatiyle ilgisi olmayan, ancak surette biraz zikir yaptıran, biraz da tasavvufi laflar ağzından söyleyen kimselerin peşine taktıkları kimseleri hiçbir şekilde bir yere götüremedikleri ve hepsi de boşta kaldıkları, ancak onların içinde mevki, mal, mülk sahibi biraz varsa onlara olmayan şeyi, şeyhliği verdi, hilafeti verdi diye sahtekar ve rusum şeyhliğinden bahsetti. Şimdi burada da hakiki olanından bahsediyor. Yani iki türü belirtiyor. Şimdi birisi bu burada bahsedilen Şeyh Efendi'nin oğlu veya yakını rahmetlik oluyor ama kendisinde hiçbir üzüntü meydana gelmiyor. Özetle şimdi tekrar o bölüme bakalım, paragrafa bakalım, üzerinde duralım. Bu iki beyti şerif, yani biraz evvel okuduğumuz iki beyti şeriflerde kıssaya rücu buyurulur. Yani daha evvelce başlanmış olan bu işte çocuğu ölen şeyhin çocuğuna üzülmediği gibi kıssaya dönülür, buyurulur. Yani evladının vefatı üzerine ağlamayan Şeyh-i Kamil'e ailesi dedi ki, madem ki senin amme-i halka rahmetin vardır. Yani senin madem ki umum insanların hepsine rahmetin vardır, o halde çocuğuna niye rahmetin yok gibi, yani ona niye ağlamıyorsun gibi ifadelerde bulunmaktalar. Madem ki senin amme-i halka rahmetin vardır ve madem ki sen bu rahmeti cüz'iye eshabı topluluğunun etrafında bir çoban gibisin, hani peygamberimiz der ya, hepiniz çobansınız, sürülerinizden mesulsünüz gibi, etrafında bir çoban gibi olup, yani çoban ne demek? Çoban belki basit bir şey gibidir ama çobanlık çok mühim bir hadisedir. O çobanlar o kırlarda, dağlarda, bağlarda muhafaza etmeye çalışırlar kendilerine teslim edilmiş hayvanları, küçük baş, büyük baş neyse, koruyucudurlar. Aslında biz de varlık olarak, birey olarak kendi mülkümüzün çobanı olmamız gerekmekte. Çünkü bizim gönül bahçelerimizde, ormanlarımızda bir sürü yırtıcı hayvanlar da var ama beslenme ihtiyacı olan iyi huylu hayvanlar da var. Ahlaklarımız da var, her türlü hallerimiz var. İşte iyi ve güzel taraflarımızı, hasen hallerimizi korumak için onları bozacak olan herhangi bir latif veya kesif varlıklar varsa onlardan onları korumak bizim çobanlığımız manasındadır. Yani dışarıda sürülerimiz olmasa da içeride biz kendi kendimizi koruyucu olmamız dolayısıyla da zaten çobanız. Zahiren de çevremizde olan yakın evlatlarımızdan, eşlerimizden, torunlarımızdan, yakın çevremizden hep onlara karşı koruma yönünde gayret sarf etmemiz gerekiyor ve de hiçbir şey de beklemeden, karşılıkta beklemeden. Madem ki sen bu rahmeti cüz'iye topluluğunun etrafında bir çoban gibi olup, rahmeti cüz'iye dediği, yani Cenab-ı Hak tüm olarak bütün hakikatleri ne varsa Kur'an-ı Kerim'de ve işte peygamberimizin sözleriyle, mübarek sözleriyle ve ashab-ı güzinin, yani güzel insanların bizlere bıraktığı örneklerle bu din-i mübin kemal halde aktarılmıştır. Bu bir tümdür
cem'dir. İşte bu ilmin içerisinde biz ne alabilmişsek cüz'iyet olarak onları almışız. İşte madem ki bu genel halk cüz'iyet içerisindedir, onları ne yapman gerekiyor? Daha genişletmen gerekiyor. Rahmeti cüz'iye ashabı topluluğunun etrafında bir çoban gibi olup onları rahmeti kül tarafına çekersin. Ne kadar güzel tabir. Rahmeti cüz tarafında olanları rahmeti kül tarafına çekersin. Ki oradan en geniş manada demin de bahsettiğimiz gibi bu dünya süresi içerisinde en geniş manada oradan faydalanılsın, faydalanılalım. Kül tarafına çekersin. Onları böyle yaparsın da soruyor ailesi şimdi. Niçin kendi evladının vefatına acıyıp ağlamazsın? Yani sen madem ki rahmet sahibisin, hiç mi rahmetin yok? Etrafına bu rahmeti saçarsın da evladına hiç mi rahmetin yok? Neden ağlamazsın diye sormakta. Zira ecel kan alıcısı bunlara ölüm iğnesiyle çarptı. Nasıl tabirler bakın. Zira ecel kan alıcısı yani Azrail aleyhisselam bunları ölüm iğnesiyle çarptı. Yani ölüm iğnesini zerk etti ve onun canını aldı. Demekte. Devam edelim. Beyt-i Şerif'te. Madem ki merhametin şahidi gözlerin yaşıdır, niçin senin gözün yaşsız ve ağlamasızdır? Değil mi? Bakın ne kadar güzel. Madem ki merhametin şahidi gözlerin yaşıdır, niçin senin gözün yaşsız ve ağlamasızdır? Bunu kim soruyor? Eşi Şeyh Efendi'ye soruyor. Çocukları rahmetlik olduktan sonra senin gözün niçin yaşsız ve merhametsiz diye. Ancak zahire bakarak tabii bunu söylemiş oluyor. Bu fikir kadına ait olan bir fikir. Yani kadına dediğimiz ölmüş oğlanın annesine ait bir fikir. Tabii duygusal olarak meseleye bakınca neticede böyle bir söz ona yakışır bir söz. Yani doğru bir söz. Ancak daha sonra bakalım ne oluyor. Yüzünü kadına çevirdi ve ona dedi ki ey acüz, kış faslı yaz faslı gibi olmaz. Yani gözü yaşlanmayan Şeyh Efendi kadına yüzünü kadına çevirdi ve ona dedi ki ey acüz, kış faslı yaz faslı gibi olmaz. Yaz faslı gibi olmaz. İzahına geçiyor şimdi. Şeyh-i Kamil yüzünü zevcesine çevirip cevaben dedi ki ey hali aciz içinde olan zevcem, yani acziyet içinde olan eşim, yani bu hususta aciz durumdasın. Yani acziyet içinde derken tabii bir bakıma oğlunun ölmesiyle bir acziyet var, yani bir sıkıntısı var. Bir de bu mevzu hakkında sen biraz aciz için, acizlik halindesin ki ben sana onu anlatayım diyorsun. Kış faslı Temmuz yani yaz faslına benzemez. Zira kış faslı mevsimi istitardır. Ağaçların yani setredilmiş halidir. Yani kış faslı alemin örtüsüdür, setridir. Ağaçların batınlarından ve manalarından ibaret olan meyveleri ve yaprakları zahir değildir. Gaiptir. Yaz mevsimi ise mevsimi zuhurdur. Bu mevsimde ağaçların yaprakları ve meyveleri zahirdir. Asla nazarlardan gaip değildir. Kış faslından murat avamın hali ihticabıdır.
ve yaz faslından murat insanı kamilin hali keşfidir. Ne kadar güzel tabirler yapmışlar. Çizmek lazım altını. Şimdi gelelim tekrar başa. Şeyh-i Kamil, yani gerçek olan şeyh, yüzünü zevcesine çevirip, yani zevcesi kendisine, sen başkalarına rahmet edersin, hep onlara çobanlık yaparsın. Madem ki rahmetin bu kadar bol, kendi oğlun için niye bu rahmet gözyaşları dökmezsin diye ona söylemesi üzerine, başını ona zevcesini çevir, cevaben dedi ki, ey hali aciz içinde olan zevcem, yani acziyet hali içinde, yani sıkıntı hali, üzüntü hali içinde olan eşim, kış faslı Temmuz yani yaz faslına benzemez. Aradaki fark, ne kadar güzel tabirler. Zira kış faslı mevsimi istitardır. Yani örtünme, perdelenme faslıdır. Ağaçların batınlarından ve manalarından ibaret olan meyveli ve yaprakları zahir değildir. Ağaçtan murat, onun yaprakları, çiçekleri ve daha da sonunda meyveleridir. Meyveli olmayan ağaç taşlanmaz ederler. Yani tersi, meyveli olan ağaç taşlanır. Yani ilgi sahası olur. Taşlanması demek o. Kışın bunlar örtülmüştür. Kışın baktığımız zaman birer kuru dal görürüz, ağaç dediğimiz şeyler, ama bahar mevsimi gelmeye başladığı zaman, sonra yaz olduğu zaman onlar yapraklarını, çiçeklerini açarlar. İçlerinde ne sırları varsa hepsini dışarıya çıkarırlar. Ağaçların batınlarından ve manalarından ibaret olan meyveleri ve yaprakları, bak, ağaçların batınında kışın onlar ağaçlarda var ama batınlarında kalmakta, yani gizlide kalmakta. O anda yok, yani kışın bunlar yok. O onlar kışın yok diye hiç olmayacak manasına değil. İşte oradaki yokluk izafi yokluk, yani ismen yokluk, geçici yokluk, ama 3-5 ay sonra vakti geldiğinde onların yaprakları da var, çiçekleri de var, meyveleri de var. Ağaçların batınlarından ve manalarından ibaret olan meyveleri ve yaprakları zahir değildir. Gaiptir. Yani izafi yokluktadır, mutlak yoklukta değildir. Yaz mevsimi ise mevsimi zuhurdur. Bakın, açılma, zahir olma, zuhura gelmedir. Bu mevsimde ağaçların yaprakları ve meyveleri zahirdir. Yani izafi yokluktan varlığa gelmişlerdir. Asla nazarlardan gayip değildir. Yani bakan herkes oradaki meyve, yaprağını, çiçeğini, hepsini görür. Gizli değildir. Ama kışın bunların hepsi gizlidir. Kış faslından murat avamın hali ihticabıdır. Yani kış faslından murat, şimdi ağacı bir tarafa bırakalım. Yani varlık ağacı olan, aslında biz de bir ağaçtan ibaretiz. Hem de çok meyveli ağaçtan. Tuzlu meyve de üretebiliyoruz, acı meyve de üretebiliyoruz, tatlı meyve de, her türlü meyve üretebiliyoruz. Şimdi burada kıyastan, yani teşbihten, ağaç teşbihinden insan teşbihine geçtik. Kış faslından murat avamın, yani genel insanların hali hicaplarıdır. Yani haktan gaflet üzere olup perdelenmeleridir. İşte bir kimse isterse yaz olsun, isterse bahar olsun, yazın en güzel ayı olsun, zamanı, mevsimi olsun, eğer o kişi kendinden agah değilse, kendinden gaflette, kendinden uzakta ise, o kış
zemheriyemde yaşamaktadır. Ama farkında değildir. Neden? Çünkü bütün ilahi ahlak, ilahi hakikatler ve kendi ruhu, kendi hakikatini kendi kendine kendi perdelemiştir. Bundan daha büyük de bir zulüm olmaz. Yani insanın kendi kendisine bundan daha büyük zulüm yapması da olmaz. Tekrar okuyalım kelimeyi, cümleyi. Biraz tekrar ediyoruz ama başka çaremiz yok. Kış faslından murat. Bakın bu nedir? Soğukluk. Yani perdelenme, örtünme. Yaz giydiğimizde giysilerimizi, elbiselerimizi en az ve en inceye dönüştürebiliyoruz. Ama kışın ise en çok ve en kalınlarından kat kat giyiniyoruz. İşte bu kat kat giyme bir bakıma haktan uzaklaşma, her bir kat bir nefis, her bir kat üstümüzdeki her bir kısım bir nefistir, bir dünyadır, hakka hicaptır, perdedir. Kış faslından murat avamın hal ihticabıdır, perdelenmesidir. Yani avamın yaz faslından murat insan-ı kamilin hali keşfidir. Tabii burada insanı kamil derken mutlak manada insanı kamil veya diğer ifadeyle kamil insan değil, kemalat yolunda olan bütün insanlardır. Eğer sadece birkaç tane az miktarda olan o kimselere dersek, o yolda yürüyenlere de biraz haksızlık etmiş oluruz. İnsanı kamil denilen kamil insanlar belki bunları çok daha fazla çıkarırlar. Ama o yolda olan her kimse de kendinden bir üretimleri olur. Yani bir meyvesi olur, bir çiçeği, bir yaprağı olur. Kupkuru dal gibi, ağaç gibi olmaz. Tekrar ediyorum o cümleyi. Kış faslından murat avamın hali ihticabıdır. Ve yaz faslından murat insan-ı kamilin hali keşfidir. Yani müşahedeyle, kıyasla, benzetmelerle, güzel hallerle hayatını sürdürmesidir. Şimdi devam ediyoruz yine hikayeyi. Onların cümlesi gerek ölü ve gerek diri olsun, ne vakit gönül gözünden gaip ve gizlidir. Şimdi Şeyh Efendi bu hali izah etmeye yöneliyor ve devam ediyor. O ölen evlatlarımın hepsi gerek alemi berzaha intikal etsin ve gerek bu hayatı suri ile diri olsun, hiçbir vakit benim kalbimin gözünden gaip ve gizli değildirler. Zira benim kalbimin gözü ahvali berzahı ve melekutu müşahede eder. Binaenaleyh yaz faslında ağaçların suretleri ve batınları nasıl nazarda zahir ise, benim kalp gözümün önünde de alemi zahirde ve alemi batında onlar öylece mekşuf ve zahirdir. Yani keşfte ve zahirdir. Bakın şimdi niye ağlamadığını yavaş yavaş izah etmekte. Tekrar edelim. O ölen evlatlarımın hepsi. Burada aslında gerçek manada bir Şeyh Efendi'den bahsediliyorsa, yani şeyhlik mertebesinden, ki biz buna ariflik, irfaniyet mertebesi diyelim. Şeyh dendiği zaman bunun birçok değişik halleri var. Suret şeyhi, işte suret hali, rusum şeyhi gibi, sadece ismi şeyh olan gibiler var. Ama biz gerçeğinden bahsedelim. Ölen evlatlarımın hepsi. Bakın. Şimdi orada evlatlarım derken hem birey olarak kendi neslinden gelmiş olan, yani ev içi, beyt içi, aile içi olan evlatları, hem de
yoldan gelmiş olan diğer evlatlarının hepsi burada kastedilmektedir. Bak. Hepsi için de aynı şey geçerlidir. Ölen evlatlarımın hepsi. Şimdi neyse bunu düz okuyalım da tekrar yine okuruz. Gerek alemi berzaha intikal etsin, yani berzah alemine, yani ölmüş olsun, suretten çekilmiş olsun, intikal etsin ve gerek bu hayatı suri ile diri olsun. Hiçbir vakit benim kalbimin gözünden gayip ve gizli değildirler. Yani hepsi benim gönlümde bulunmaktadır. Zira benim kalbimin gözü ahvali berzahı ve melekutu müşahede eder. Yani benim kalp gözüm melekut hallerini ve berzah hallerini müşahede eder. Binaenaleyh yaz faslında ağaçların suretleri ve batınları nasıl nazarda zahir ise benim kalp gözümün önünde de alemi zahirde ve alemi batında onlar öylece mekşuf ve zahirdirler. Yani açık ve zuhurda zahirdirler. Bakın ne kadar güzel benzetmeler yapılıyor. Yaz aylarında nasıl ki bir ağacın batını ve zahiri zahirdeyse, yani batını da zahirdeyse, zahiri yani dalları kökleri zaten zahir her zaman, ama meyveleri, yaprakları, çiçekleri yazın zahir, kışın batında. İşte ama bana göre kış da yaz da o meyveler münkeşif olmakta, açılmakta. Yani ben o ağaçlara kışın da baksam yaz gibi görürüm manasında. Yani her iki halde de ben onları zaten gözümün önünde görüyorum. Evet, küçük bir cereyan kesikliği oldu. Kendi bünyesinde batınından yaptı bu işimizi. Zahirinden kapattı. Perdeden bahsediyorken perdeyi çekti özetle kısaca. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. O ölen evlatlarımın hepsi gerek alemi berzaha intikal etsin ve gerek bu hayatı Suri'de diri olsun. Yani bu ölen evlatlar iki türlü. Bakın. Burayla ilgili değil yalnız o, bu mevzu değil. Şu şekilde ölenden kasıt alemi berzaha intikal edenler gerçek manada hak yolunda hayatını sürdürmek suretiyle berzaha intikal eden ölüler diye ondan bahsetmiyorum. Ölüler iki türlü dediğim işte. Birisi gerçek manada kendi hakikatleri itibariyle, yani görevlerini yaparak iyi niyetleriyle ahirete intikal etmiş olan evlatlar. Diğeri de bu dünyada iken belirli bir yerlere getirmiş olan babaları, yani şey efendi diyelim, onları bir yere getirmiş iken onlara karşı isyan bayrağını açarak ölmeden evvel ölmüş olanlar. Hani derler ya, minareden düşenin işte parçası bulunur da gönülden düşenin parçası bulunmaz. Bu haller içindir o geçerli olan. Bu da tabii oldukça zor bir hadise. İki türlü işte, biri rahmetle anılır, biri de hayalle, gayiple anılır. Yani onlara da bela okunmaz. Yani hiçbir şekilde zaten o yakışmaz. Ama hoş nazarla bakılmaz. Allah selamet versin. Yeri gelmişken onu da bildirelim. Anlaşıldı mı bu hususta? Birisi normal seyrinde hayatını devam ettiren
ömrü işte dolduğu zaman ahirete intikal etmiş ölüler. Birisi de yaşadıkları halde artık ölü hükmüne geçmiş olanlar. Gerek alemi berzaha intikal etsin ve gerek bu hayata suri ile diri olsun, hiçbir vakit benim kalbimin gözünden gaip ve gizli değildirler. Zira benim kalbimin gözü ahvali berzahı ve melekutu müşahede eder. Binaenaleyh yaz faslında ağaçların suretleri ve batınları nasıl nazarda zahir ise, benim kalp gözümün önünde de alemi zahirde ve alemi batında olanlar öylece mekşuf, yani keşifte ve zahirdir. Ancak burada yine ihtiyatla meseleye bakalım. Bir tarih babındadır şu yukarıdaki sözler. Zira benim kalbimin gözü ahvali berzahı ve melekutu müşahede eder. Sözü üstüne biraz ihtiyatla durmamız lazım. Ne denmek istediğini iyice anlamamız lazım. Eğer burada irfani manada kalbimin gözü diye bahsedilen idraki ve ilhami, idraki manada berzahı ve melekutu görür gibi müşahede eder. Oraya bir gibi koymamız ihtiyatlı olur. Çünkü berzahı ve melekutu görmek, mutlak manada müşahede etmek, orayı, burasını gördüğümüz gibi görmüş olmak demektir. Gerçek manada nasıl şimdi burasını görüyoruz, dışarıya çıkıyoruz, yani yaşadığımız hali baş gözümüzle müşahede ediyoruz. Onları da öyle baş gözüyle değil, gönül gözüyle ama aynen baş gözüyle görüyormuş gibi olmamız gerekmektedir. Bu biraz zor iştir. Orayı gören kimse burada yaşamını sürdüremez, mümkün değil. Çünkü yani iki değişik hali. İstisnaları var mıdır? Vardır ama çok azdır ve çok kısa sürelidir. Uzun süreli olmaz. Biz buna idrak olarak diyelim. Berzah ve melekut halini daha ciddi manada idrak ederler şekliyle yorumlayalım. Ve bizlerde de böyle bir şey var mı, olur mu gibilerde onun hayaline kapılmayalım. Yani biraz da onun için söyledim. Devam edelim. 1813 beyt. Madem ki onları kendi önümde muayyen görüyorum, ne yüzden yüzümü senin gibi yaralayayım? Şimdi izah ediyor o halini. Ben madem ki o evlatlarımı kalp gözümle kendi önümde zahiren müşahede ediyorum ve hali firak içinde değilim, o halde niçin senin gibi ayrılıktan feryat edip yüzümü yırtıp yaralayayım? İşte ağlamamasının sebebi oymuş. Yakınında olduğunu bildiğimiz herhangi bir kimse için üzüntü, herhangi bir sıkıntı, ağlama gibi bir şey zaten olması mümkün değil. İşte Şeyh Efendi'nin oğlu veya oğullarından bazıları rahmetlik olduğu zaman zaten kendisiyle birlikte olduğunu bildiği için niye ağlasın? Ama hanım, işte zevcesi, ölen çocuğun annesi, evlat sahibi olduğundan, yani daha duygusal olduğundan ve genelde de hayata böyle bakıldığından, biraz da adet olduğundan, kimin arkasından bakılırsa yakınları işte gözyaşı dökerler, ağlarlar. Ayrıca Peygamber Efendimiz dahi evlatları, küçük yaşlı erkek evlatları rahmetlik olunca gözlerinden yaş geldi. Kitaplarda belirtiliyor, yazılı oluyor. Şimdi ondan bu kıyas edilirse, Peygamber Efendimiz'in gözünden yaş gelmişti, bu Şeyh Efendi'nin gözünden yaş niye gelmemiş gibi
onun ümmeti değil mi gibi sorular sorulabilir. Ancak burada bahsedilen mevzu çok istisnai olan mevzudur. Peygamberimizin üzerine haşa çıkacak bir hal, bir durumda değildir. Böyle de düşünülmemesi de lazımdır. Burada belirtmek istenen şey, herhangi bir kayıp olduğunda maddi, manevi veya böyle can veya mal gibi çok fazla üzülmemesi gerektiğini bize burada ikaz ediyorlar. İfade bu yönde biz de anlamalıyız. Bunun hakikatini biz de yaşayalım dersek, işte oğlumuza, kızımıza, Allah etmesin yakınlarımıza bir şey geldi, seyredip böyle bakar geçersek, tabii o da ayrı bir konu olur. Kişinin haline göre olur ama genelde duygusuz bir yaşantı içinde olduğu anlaşılır onun. Tabii bunlar genel misaller olmakla birlikte herkes mutlaka bu halde olacak manasına bir kaydı yoktur. Bunlar hayatın değişik yönlerinin, değişik duygularının çeşitlilik halinde ne kadar zengin bir iç yapıya sahip olduğunu bize böylece bildirmiş oluyor. Bu da o yollardan, o yönlerden bir yöndür diye bakıyoruz. Tekrar edelim. Ben madem ki o evlatlarımı kalp gözümle kendi önümde zahiren müşahede ediyorum ve hali firak içinde değilim. Yani ben onları kendi gözümde, gönlümde görüyorum ve ayrılık içerisinde değilim. Fiziki olarak görmüyorum da belki hayalen, yani onların varlığını kendi varlığında müşahede ediyor. Niye ağlayayım, niye üzüleyim o zaman diyor. O da kendine göre bir hal içerisinde doğru söylüyor. 1814. Vaka, benim evlatlarım devri zaman dairesinden dışarıdadırlar. Benim ile beraber ve benim etrafımda oynayıcıdırlar. Benim evlatlarım her ne kadar alem-i kesafetin icabı olan devri zaman dairesinden çıkıp üzerinden zaman geçmeyen alim-i berzaha dahil olmuşlar ise de onlar yine benimle beraberdir ve benim etrafımda oyunlarıyla meşguldürler. Nitekim hadis-i şerifte yaşadığınız gibi ölürsünüz ve öldüğünüz gibi haşrolunursunuz buyrulur. Çocukların hayatı dünyeviyeleri oyunla geçtiği cihetle hayatı berzahiyeleri de oynayıcı oldukları beyan buyurulmuştur. Büyüklerin halleri de buna kıyas olunsun. Şurayı bir daha okuyalım da süremiz de dolmak üzere zaten. Benim evlatlarım her ne kadar alemi kesafetin icabı olan devri zaman dairesinden çıkıp üzerinden zaman geçmeyen alemi berzaha dahil olmuşlar ise de, ne kadar güzel tabirler. Yani benim evlatlarım alemi kesafetin icabı olan devri zaman, yani buranın gereği olan zaman devri, yani zamanın içinde olma hali. Burası böyleyse de onlar yine benimle beraberdir ve benim etrafımda devri zaman dairesine çıkıp üzerinden zaman geçmeyen alemi berzaha dahil olmuşlar. Bakın alemi berzahta artık zaman diye bir şey de söz konusu olmuyor. Üzerinden zaman geçmeyen alemi berzaha dahil olmuşlar ise de onlar yine benimle beraberdir. Yani fizik olarak gözden kaybolmuşlar, belki berzaha gitmişler ama benim gönlümde gene benimle beraberdirler. Niye ağlayayım, niye üzüleyim? Ayrılık diye bir şey yok ki zaten diyorum. Ve benim etrafımda oyunlarıyla meşguldürler. Burada oyundan kasıt günlük işleriyle zaten meşguldürler. Dünyada neyle meşgulseler yine o haldedirler. Nitekim hadis-i şerifte yaşadığınız gibi ölürsünüz ve öldüğünüz gibi haşrolunursunuz. Bu hadis-i şerifte
bize çok şeyler belirtiyor. Bir kimse hayatının ağırlıklı hali neyse, yani ne anlamışsa bu hayattan, kendini ayrı mı gördü, gayrı mı gördü, aynı mı gördü, bir mi gördü, işte nasıl bir kanaat hasıl etmişse, hayata bakışında, yaşantısında nasıl bir yere gelmişse veya gelmemişse, neredeyse gelmediği yerde, aynen ahirette onun gibi kalkar, haşrolunur ve bir daha da orada onlara, ehli gaflete eğitim olmaz. Ama kim ki irfan ehli olmuşsa bu dünyada, yani o sahada ise, o sahanın açılımı olmuşsa kendisinde, onun eğitimi devam eder. Çünkü o sahaya girmiştir. İster alemi kesif olsun, ister alemi latif olsun, o hak yolundadır. Alemi kesifte kesif yoldan gider, alemi latifte de latif yoldan gider. Mühim olan yolcu olabilmek. Çocukların hayatı dünyeviyeleri oyunla geçtiği cihetle hayatı berzahiyeleri de oynayıcı oldukları beyan buyurulmuştur. Büyüklerin halleri de buna kıyas olunsun dedik. Burada bölümü bitirelim. Hemen yine arkadan kesmeden devam edelim inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden devam edelim. Mesnevi Şerif 5. cilt sayfa 482 ve kaldığımız beyt 1815. Cenab-ı Hak her birerlerimize yine her zaman dediğimiz gibi bu işleri, bu hakikatleri anlayacak hali ve idraki nasip etsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ağlamak ya hicrandan veya firaktan olur. Azizlerim ile bana visal ve muanaka vardır. Hicran zaruri olarak ayrılık ve firak ihtiyari olan ayrılıktır. İnak müfaele babının ikinci mastarı olup muanaka etmek demektir. Burada lisandan bahsediyor. İzahından, lisanı izahtan bahsediyor. Beyt-i Şerif'te hicran ile firak arasında fark olduğu cihetle terdit buyurulmuştur. Nitekim Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'dan kendi ihtiyarıyla ayrılacağı vakit "Heze firakun" diye firak kelimesini kullanmış. Kehf 18'e 78. İşte bu seninle benim aramda firaktır buyurmuştur. Yani iki ayrı düşünce, iki ayrı yol ve iki ayrı kanaat gibi. Halk onları rüyada görürler. Ben uyanıklıkla aşikare olarak görüyorum. Ehli icab olan halk, alemi dünyadan berzaha intikal edenleri rüyalarında görürler. Ben ise ehli berzahı uyanıklık içinde aşikare olarak görüyorum. Zira ehli hicabı ancak hislerinden uykuda gayip olurlar. Tekrar edelim yine orasını. Ehli hicab olan halk, yani perdeli ve gaflet ehli olan halk, alemi dünyadan berzaha intikal ettikleri edenleri rüyalarında görürler. Nasıl hani rüyalarımızda bazı geçmişlerimizi görürüz. İşte bu görüş sahası berzah alemidedir. Başka bir yerde görmek mümkün değil zaten. Ki onlar da bir bakıma hem bizim hayalimizde olan türü şekliyle hem de onların kendi hayallerinde olan türü şekliyle gözükebilirler. Ben ise
ehli berzahı uyanıklık içinde aşikâre olarak görüyorum. Yani burada şey efendi, insanlar alemi berzahı, yani yaşayan insanların ölüm haliyle gittikleri yerdeki hali, ki berzah ara hal manasına, bezirgen var yani, geçici gibi. Orayı insanlar rüyalarında görürler. Ben ise uyanıkken görüyorum orasını. Yani benim oğlum veya oğullarım ölmüş olsa ne gam. Dünyada gördüğüm gibi berzah hallerini de uyanıkken görüyorum. Yani onlar benim çevremde zaten oynaşmaktalar, oyunlar içerisindedir. Yani hayatlarını sürdürüyorlar manasındadır. Aşikâre olarak görüyorum. Zira ehli hicab ancak hislerinden uykuda gayip olurlar. Hicab ehli, yani perdeliler, uykuda hislerimizden gayip oluyoruz. Eğer hislerimizin bir tanesi faaliyette olsa uyku diye bir şey bizde olmaz. Yani o beş duyumuz vardır ya, havası hamseyi zahire, havası hamseyi batını, beş zahir duygu karşılıkları olduğunda beş gaipte olan duygu, batında olan daha doğrusu. İşte biz uykuya geçtiğimiz zaman o beş zahir duygularımız iptal olmakta, ama onun yerine batın duygularımız açılmakta. İşte berzah alemi o şekilde zuhuratta görülmekte. İşte ben bu zahir ve batın bütün duygularım yaşıyorken de açık. Yani berzah alemi ben uyanıkken de görüyorum. Ama ehli gaflet, ehli hicap burasını ancak uykuda, rüya içinde görür diye ifade ediyorum. Bu cihandan kendimi bir dem gizlerim, his yaprağını ağaçtan silkelerim. Ben ise bu alemi histen ruhumu bir dem tecrid edip gizlerim ve his yaprakları olan havası zahiremi ruhumun ağacından silkelerim. Binaenaleyh bu alemi kesafette insilah edip rüyadakiler gibi alemi batına nazır olurum ve ehli berzaha müşahede ederim ve ehli cennetin tenaumlarını, yani nimetlenmelerini ve ehli cehennemin azaplarını temaşa ederim. Yani bu alemdeyken ben öteki aleme gitmiş olanların hallerini de bu alemde müşahede ederim şeklinde belirtiyor. Ey filan, his aklın esiridir ve bil ki akıl sahibi ruhun esiridir. Ey bu hal nasıl oluyor diye merak eden falan kimse. Şimdi bunları söylüyor ve de bunlar nasıl olur diye merak eden kimse olabilir diye onun da cevabını kimse sormadan veriyor. Ey bu hal nasıl olur diye merak eden falan kimse, bil ki hissi vücut aklın eseridir ve aklın hükmü altında zebundur ve akıl dahi ruhun esiri ve onun hükmünün mahkumudur. Burada da insan yaşantısının sırasını söylüyor. Tekrar edelim. Ey bu hal nasıl olur diye merak eden falan kimse, bil ki hissi vücut aklın eseridir. Yani vücudumuzdaki hisler aklımızın eseridir. Bir şey hissettiğimiz zaman aklımızla onun ne olduğunu düşünürüz. Yani aklımız olmasa hissettiğimiz şeyi ayıramayacağımız için sadece bir his kalır. O da bütün hisler birleşince karma karışık bir hisler manzumesi olur. Bil ki hissi vücut, yani vücudumuzdaki his, o beş duyu olan hissettiklerimiz aklın esiridir ve akıl hükmü altında zebundur. Yani o hisler
o hisler aklın kontrolü altındadır diye ifade edilmekte. Ancak bu kendini bilen kimselerde böyledir. Kendini bilmeyen ehli gaflette hisler ve duygular aklın üstüne çıkmıştır. İşte kimin ki aklı duygularından sonra gelmekte, onun verdiği kararlar ve yaptığı işler büyük bir oranla eksi ve zararda olur. Akıl arkada, duygular önde giderse yanlış olur. Ama akıl önde, duygular arkada giderse, duyguların arkada gitmesi demek aklın hükmüyle hareket etmeleri manasını, ona bağlı olmalarıdır. Akıl ne isterse duygular onu yapar. Ancak bazen aralarında istişare yapabilirler. Akılla duygu, yani herhangi bir duygumuz, bizim beş o zahir duygumuz, akılla istişare ederek bir karara varabilirler. O daha güzel olur. Her yönden mutmain olmuş olur o kimse. Duygu der ki, benim karnım acıktı, gidip yemek yiyelim. Akıl der ki, gidelim de nereye gidelim? Eğer akıl, aklı selim olarak bu iradeye sahip değilse, duygu aklı peşine takar, kendi istediği yere gider. Belki meyhaneye gider. Yani la teşbih de misal olarak söylüyorum. Orada da karnını doyurur. Yani bir şeyler yemiş olur. Ama akılla duygu, yani açlık duygusu akılla bir araya gelir de akıl der ki, benim imkanım şu kadar. Bak, buraya gideriz. Buraya gidebiliriz. Çok lüks yere gidemeyiz. Gerek de yok der. Duygu da peki der. Nihayet bir yemek yemek değil mi? Giderler bir çorbacıya, bir köfteciye, neyse makul bir şey yerler, kalkarlar. Eğer nefis onu, aklı oraya götürmüşse, ne sonun ne masraf, hiç düşünmeden duygu sadece yeme zevkini tatmak için yer 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 yer, bir bakarlar ki şeyde kabarmış listede, çıktıktan sonra öderken eyvah nasıl yedik bunları, bu ayvayı nasıl yedik. İşte mühim olan hep vücutta her şeyiyle birlikte dengeyi kurabilmek. O nefsin yemeğe de ihtiyacı var. Hiçbir şey yedirmemek onun da, ona da haksızlık demek olur. Çünkü sonra ondan iş bekliyoruz. Bil ki hissi vücut aklın esiridir. Yani akıl onları kullanmaktadır. Kemali bu işin. Ve aklın hükmü altında zebundur. Yani onun ne isterse yapar. Ve akıl dahi ruhun esiri ve onun hükmünün mahkumudur. Burada da tabii güzel bir tarif var, güzel bir görüş var. Ancak burada ruhun esiri ve onun hükmünün mahkumudur demekten kasıt, ruh akla hayat vermekte, o yüzden ona bağlıdır. Ruh candır çünkü, ruhtur esas kaynak. Akıl da onun o vücutta yapılan şeylerin, o hayatiyetin mükemmelliğini sağlamak için kontrol ve hakim hükmündedir. Can aklın bağlanmış elini açtı, bağlanmış işleri de tertip etti. Evham ve hayalat ile bağlanmış olan aklın yedi kudretini, yani kudret elini halife-i ilahi olan ruhi sultani açarsa, his gözünden kapalı ve mesur kalmış olan işlere dahi nizam verir. Bakın bu da çok güzel bir paragraf. Yaşantımızı anlatmakta ve yapmamız lazım gelen hususları belirtmekte. Evham ve hayalet ile bağlanmış olun aklı, aklın. Demin bahsettiğimiz gibi, eğer akıl hayal evhamla perdelenmiş ise, bağlanmış ise, bu şekilde de duygular öne çıkmış ise, bu vücut helake gider. Başka da yolu olmaz zaten.
evham ve hayat, hayalat ile, yani hayaller ile bağlanmış olan aklın yedi kudretini, aklın kudret elini halife-i ilahi olan ruh sultani açarsa, ruh sultani bilindiği gibi ve nefahtü fî min ruhi, Adem'e üflenen ruhun bir ismi de ruh sultani açarsa, his gözünden kapalı ve mestur kalmış olan işlere dahi nizam verir. His gözünden, yani dünya düşüncesinden kapalı kalmış işleri de ortaya çıkarır, açar. Yani daha düzgün bir hayat yaşamasına sebep olur. Hisler ve düşünceler berrak suyun üzerinde çerçöp gibi suyun yüzünü tutmuştur. Zahiri hisler ve bu zahiri havas kapılarından batına hücum eden düşünceler, berrak su mesafesinde olan, mesabesinde olan, yani düzeyinde olan ruhu safinin veçinde çerçöp gibidir. Bu his ve düşünce çerçöpleri o ruhu safinin yüzünü örtmüş, bu sebeple ona alemin melekûtu aks edemez bir hale gelmiştir. Ya, çok güzel bir tarif. Bir daha okuyalım bakalım. Zahiri hisler ve bu zahiri havas kapılarından batına hücum eden düşünceler. Ne kadar güzel cümle. Zahirden gelen hisler ve duygular. Ona baktık, onu gördük, buna baktık, bunu gördük. İşte kimselere baktık, kimlere baktık, onları bir başka türlü gördük. Hayata baktık, arabalara baktık, baktık, baktık. Her gördüğümüz zaten bize bir düşünce ve bir his meydana getirmekte. Ama eksi düşünce, ama kötü his, kötü düşünce. İşte genelde maddi yönden meseleye bakıldığında, yani bu alemin madde bir varlık olduğu anlayışıyla bakıldığında, o maddeler bize dönmekte, yani düşüncelerimiz de bize dönmekte ve bunlar bizim saf ruhaniyetimiz üzerine bir çerçöp olarak düşmekte. Ne kadar güzel tarif, değil mi? Zahiri hisler ve bu zahiri havas kapılarından, o beş duygu kapılarından batına hücum eden düşünceler, berrak su düzeyinde olan ruh-i safinin veçine, veçinde, yani bizim ve nefahde olan safi, temiz, pak ruhumuzun yüzüne çerçöp gibi düşerler, gelirler ve orasını temiz halden kirli hale getirirler. Bu his ve düşünce çöpleri o ruh safiyenin yüzünü örtmüş olur. Yani saf ruhun veçini örtmüş olur. Bu sebeple ona alemin melekût aks etmez. Yani melekût alemin, batın alemindeki haller, bilgiler ne varsa oraya aks etmez. Gelir ama görünmez. Gelmez değil, gelir. Eğer gelmezse haksızlık olur zaten. Gelir de orada çerçöp olduğu için, aynanın üstünde kir varsa, toz varsa o aksettirmez. Kim gelirse gelsin. Aynanın karşısına isterse padişah gelsin. Padişah geldi diye o aynanın çeri çöpü temizlenmemişse o yine padişah dinlemez, göstermez. Böylece işte onlara bu sebepten dolayı alemin melekût aksetmez bir hale gelmiştir. Akıl eli o çerçöpü bir tarafa götürür, aklın önünde su zahir olur. Ne güzel. Aklı mağdın eli o his ve düşünce çöplerini bir tarafa götürür ve su mesabesinde olan ruhun yüzünü açar. Binaenaleyh o aklı maadın önünde artık ruh alemi zahir olur.
bilindiği gibi eski büyüklerimiz aklı 10'a bölmüşler. 10 bölüme bölmüşler. Birinci bölümünü aklı maaş, 10. bölümünü de aklı maat, yani varılacak olan yer diye bildirmişler. Biz de onu İrfan Mektebi'nin derslerinde olduğu gibi 12 akıl olarak söylemeye çalışıyoruz. Yahut o sistemle daha uygun olsun, daha kolay olsun diye çalışıyoruz. İşte burada bahsedilen kemalde olan akıl, aklı maat, aklı maaş değil. Şimdi bu anlayışla bir daha bakalım. Aklı maadın eli, yani 10. aklın eli, o his ve düşünce çöplerini bir tarafa götürür. Zaten aklı maat bir beden sahasında faaliyete geçmişse, açılmışsa artık orada çer çöpten de bahsedilemez. Aklı maadın daha kemaline gelmemiş ama aklı maaş maişet aklı ismi olsun. Ne yiyeyim, ne içeyim, nefsimi nasıl gezdireyim, nasıl eğlendireyim? Nefsi emmarenin hükmü altında olan akıldır. Demin bahsettiğimiz gibi işte bu akıl duyguların hükmü altına girerse işi zor, ama duygular aklın hükmü altına girerse o bedenin, yani o varlığın, o kimliğin işi daha yolunda olur, daha bereketli olur. Ömrü de daha faydalı geçer. Aklı maadın eli, şimdi bir kimse hangi mertebeye gelmişse aslında aklı doğruya geldiğinden her mertebede o aklı maadı hedef almış olan, ama üçüncüde, beşincide hangi mertebedeyse o varlık, o kimlik, o akıl, o bulunduğu yerdeki nefis çöplerini zaten siler. Silerek gider yukarıya. Silmezse zaten oraya ulaşamaz. Yükselemez. Anlaşılıyor mu? Evet. Aklı maadın eli, o his ve düşünce çöplerini bir tarafa götürür ve su mesabesinde, yani su düzeyinde olan ruhun yüzünü açar. Binaenaleyh böylece bu aklı maadın önünde artık ruh alemi zahir olur. Yani hakikatleri idrak etmeye başlar. Daha evvelce nefsani ve beşeri perdeler çerçöp olup o ruhun üzerini bulut gibi kapatmış olduğundan, zaten oradan ne kendisini orada seyredebilir ne de oradan kendisine bir şey alabilir. Böylece ona batın alemi zahir olur. Batın alemi, alemi ruh görünür, zahir olur derken tamamen bu dünyayı bırakacak da gidecek, yani görecek başka haller, sahneler, işte bir sürü mahlukat, şunlar bunlar, bunun dışında, bizim alemimizin dışında. Tabii o kadar geniş manada değil. Devam edelim 1822 beytten. Çünkü çerçöp su kabarcıkları gibi ırmak üzerine çok toplanmış idi. Çerçöp bir tarafa gitti, su zahir oldu. Hani yağmur yağdığı zaman da bu çok bariz olarak belli oluyor ya. Çok yağmur yağdığı zaman sahile baktığımızda sahili kahverengi, bej gibi görüyoruz. Tabii ki suyun rengi o renk değil. Ne zaman ki işte dalgalar geliyor, onlar dağıtılıyor veya ağır olan tanecikler dibe çöküyorlar. İşte burada nefsin çerçöpleri gibi onlar, hayal ve vehmin üzerimize attığı çerçöpler. İşte dalgalanmaya başladığı zaman sahile vurdukça, geriye ileriye çekip attıkça onlar temizlenmiş oluyorlar. Bunlar da zikirler, tevhidler, tesbihler, sohbetler işte temizlenmesine sebep oluyor onların.
Hüda aklın elini açmadıkça bizim suyumuzda hevadan çerçöp ziyade olur. Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri inayeti ve rahmeti rahimiyesi ile aklımı adın his ve düşünce çöpleriyle bağlı olan elini açmadıkça bizim hevai nefsaniğimizden ve alim-i surette olan surete olan meylimizden dolayı o çör çöp hep en ziyade olur. Yani bir an gelip bunlar nedir burada fazladır deyip temizlesen bile ama aynı hal devam ettiğinden onlar hep gelirler çer çöp. Ruhun önüne perde olurlar, hakikati göremezsin diyor. Bir daha okuyacağım o paragrafı çünkü çok mühim. Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri inayeti ve rahmeti rahimiyesi ile. Şimdi bu işler Hak Sübhanehu Teala Hazretleri inayeti ve rahimiyeti rahmeti rahimiyesi ile aklı madın his ve düşünce çöpreğiyle bağlı olan elini açmadıkça. O zaman bize bir iş düşmüyor. Yani o yapıyor diyorsak eğer mutlak bunları bize bir iş düşmüyor. O yapıyor zaten gibi olur. Ha, açmasının sebebi bizde. Yani anahtarı bizde. Biz çalışacağız, uğraşacağız. Elimizden geldiği kadar o çöpleri temizlemeye gayret edeceğiz. İşte ondan sonra Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri inayet ve rahmet gösterip bize yardım edecek. Yoksa biz hiç elimizi kolumuzu sallamadan Cenab-ı Hak gelip de bizim içimizi temizleyecek, aklımızı, fikrimizi düzenleyecek hali yok. Neden yok? Çünkü düzenleyecek sistemini göndermiş. Buna uyun da demiş ayrıca. Yani teklifat ilahiye ile emri teklifi ile bütün ne lazımsa zaten söylemiş başta. Ama bu rahmaniyeti yönünden, rahimiyeti yönünden ise kulu bu sahalarda dolaşmaya başladığı zaman işte ona onun rahmeti ve rahmeti rahmaniyesi gelir yardım eder. İki güç birleşmiş olur. Bak, bir haktan gelen güç ve de kişinin kendindeki çalışma gücüyle o zaman netice almak daha güzelleşir. Yoksa kişi de kendi kendine hiçbir şey yapamaz. Ayrıca bir ilave daha yapılması lazım geliyor. Bunun birincisi emri teklifi. Teklif edilenler bir bölüm. Çünkü teklif edilenler olmasa neye göre ne çalışılacak? Ve bunları faaliyete geçirmeye çalışanlar bir. İkincisi kişinin kendisi. Üçüncüsü de hakkın rahmeti. İşte bu üç hal olursa kemalatın olmaması mümkün değil zaten. Birincisi zaten var. İkincisi de bulunursa var. Üçüncüsü de kişinin gayretine kalmış bir hadise oluyor. Tekrar okuyalım. Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri inayeti ve rahmeti rahimiyesi ile aklı madın his ve düşünce çöpleriyle bağlı olan elini açmadıkça bizim hevai nefsimizden ve alemi surette olan meylimizden dolayı o çör çöp her an ziyade olur. Son bölümü okuyalım. Bizim hevai nefsimizden ve alemi sureti olan ilgimizden, meylimizden o çer çöpler bize devamlı gelir. İşte biz o çer çöpün kendi gönlümüze, ruhumuza ulaşmasına mani olacağız. Bunların da 5 giriş kapısı var. Bunlar duygular. Birisi de nefsi emmarenin hali. Yani dünya talebi. Bunları biz kesmeye çalışıyor iken işte Cenab-ı Hakk'ın Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri'nin inayet ve rahmeti o zaman gelir. Yoksa biz bir yerde durup dururken durduğumuz yerde ben buraya bir bina kurmak istiyorum. Kurcan da hani çekiç keser testere nerede?
çimento nerede, demir nerede, onları bul bakalım, getir. Ondan sonra sıkıştığın yerde sana yardım gelir. O heva gülücü ve senin aklın ağlayıcı olarak o her dem suyu mestur kılar. Artık hevai nefsani şen ve şatır ve nefsin raks ve danslar içinde olur ve senin aklıma adın batınında hıçkıra hıçkıra ağlar da onun ağlamasından haberin bile olmaz. Ve o heva bu haliyle senin ruhun yüzünü örter. Ne kadar güzel. Tekrar edelim. Artık hevai nefsini şen ve şatır, şakrak hani deniyor ya, ve nefsin raks ve danslar içinde olur. Yani nefsi emmaren almış başını, koşturur, 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 hoplar da zıplar da. Görmüyor. Ve senin aklı maadın, bakın, kemal aklın olması lazım gelen, kemal aklın batınından, bakın senin batınında hıçkıra hıçkıra ağlar. Ne hallere düşürdün beni diye. Ve bundan da o kimse sorumludur ve sorumlu olacaktır da. Çünkü Cenab-ı Hak bize ne vermişse biz onların hepsinden sorumluyuz. Ruhumuzun kendi istikametinde hayatını sürdürmekle sorumluyuz. Aklımızın kendi istikametinde hayatımızı sürdürmekle sorumluyuz. Bunlar bize emanet çünkü verilmiş olan bizim malımız değil ki istediğimiz gibi kullanalım. Cenab-ı Hak bize birçok malzeme vermiş. Aklımız, ruhumuz, nurumuz, nefsimiz ve bizde olan her birerlerimizde olan esma-i ilahiyelerin hepsi Hakk'a ait. Biz bunları Hakk'ın istediği şekilde kullandığımızda bedenimiz de dahil madde bile olsa Hakk'ın istikametinde kullandığımızı onlar bizden razı olurlar. Biz de onları kullandığımız için onlardan razı oluruz. Eğer onlar olmasaydı, bir eksiğimiz olsaydı bütün esma-i ilahi içerisinden bir sem, yani bir duyma duygusu eksik olsaydı ne sıkıntımız olur. Hele görme ne sıkıntımız olurdu olmasaydı görmemiz. Bunun gibi bütün her şey bize verilmiş Cenab-ı Hak mecanen bila ücret. İşte biz bunların kıymetini bilerek kullandığımızda onlardan razı, dolayısıyla Hak'tan da razı olmuş oluruz. Ya Rabbi sen bize ne büyük nimetler vermişsin. Sen ne büyük, ne muhteşem bir ikram edicisin, ikram sahibisin, ne rahmetsin. Rahmetenil alemin gerçek manada böyle kıyasla anlaşılmaya çalışılır. İşte onları biz Hakk'ın istikametinde kullandığımız zaman onları rezil rüsvay etmemiş oluruz. Bak, Hakk'ın isimlerini nefsimizin istikametinde kullandığımızda onları rezil ederiz. Yani biz onun müsebbibi oluruz. O zaman onlar bizden razı olmazlar ve ahirette de haklarını talep ederler. Alemin berzahta, berzahtan sonraki haşır, neşirde, mahşerde bizden hesap sorarlar. Nitekim Fussilet suresinin işte bir sonlarına doğru galiba ayetler var orada bu hususta. Cenab-ı Hak derilerimizi, ciltlerimizi, ağızlarımızı, kulaklarımızı, gözlerimizi bize konuşturacak. Nasıl konuşur bunlar derken, konuştur, ağacı konuşturan, insanın her tarafını konuştur, ağzını konuşturan, kulağını da konuşturur. Onlar diyecekler ki, o birey, o kişi, ben yapmadım bu işi. Hangi azasıyla yapmışsa o aza diyecek ki yaptı. Ya Rabbi benimle yaptı. Benimle ayağımla camiye gitmesi gerekirken
bir kimseye yardım etmeye gitmesi gerekirken benimle hırsızlığa gitti, benimle uğursuzluğa gitti. Ben ondan şikayetçiyim dediği zaman ayağımız bizden razı olmamış olacak. Daha buradayken razı değil zaten. Elimizle bir hırsızlık yapmışsak, yanlış bir şey yapmışsak elimiz o fiilden razı değildir. Ama akla yani nefsimize uymak zorunda olduğundan yapar. El yapmak istemez ama amir hüküm onu yaptırır. O zaman onda yapan değil yaptırandır mahkum olacak olan. O zaten kendini o şekilde mahkum etmiştir. Yani bir katil bir katli yapıyorken o katli yani karşısındaki maktulü öldürüyorken zaten kendisi hüküm vermiştir ben katilim diye. Mahkemede hakim katil diye hüküm vermez. Bak. Katil kendi kendine hüküm vermiştir ben katilim diye. Hakim peki ne yapar? Süreyi belirtir hakim. Şu kadar ceza. Ha, şu kadar ceza yaptığı fiilinin durumuna göre. Artık hevai nefsini şen ve şatır, bu şen ve şatır tamamen gafletten meydana gelir ve çok kısa sürelidir. Ne zaman bir insan böyle çok sevinse tecrübe edilmiştir. Hemen akabinde zaten başına bir üzüntülü hal gelir. Nefsin raks ve danslar içinde olur. Hani görüyoruz işte hopluyorlar, zıplıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Biz bazen rastlıyor öyle işte ne diyorlar onlara bir hafta sürüyor falan hani ha festivallerde rastlıyoruz işte nefsin bakın raks ve dansları ki bu dans işte biraz sağa sola dönerek hareket etmek hiçbir aslı olmayan şeyler olur onlar ve senin aklı maadın dışın böyle raks ederken için hıçkıra hıçkıra ağlar diyor bak işte. Neden? Dışarıdaki çok gürültü ses içerideki o iniltiyi, ağlamayı duyurmaz, duydurmaz. İşte ama böylece de onlar, bakın o aklımı at, içerideki esma ilahiye bu sıkıntıdan rahatsız oldukları için o bedenden razı değillerdir. Cenab-ı Hak da kendi isimlerini yanlış yolda kullandığı için o kulundan razı değildir. Kaç tane helallaşmak gereken mahal vardır. Onun ağlamasından haberin olmaz. Yani batınındaki aklının ağlamasından haberin olmaz. Ve o heva bu haliyle senin ruhunun yüzünü örtmüş olur. O hevai nefis böylece çerçöp doldurarak temiz olan yüzünü örtmüş olur. Takva hevanın iki elini bağladığı vakit hak aklın her iki elini açar. Evet burada da güzel bir mevzu var. Hepsi güzel de bazen mevzuya göre de güzellik oluyor. Takva bilindiği gibi ittika, sakınma manasında. Şimdi yukarıdan beri geliyor. Nereden nasıl başladı hani Şeyh Efendi'nin oğlunun veya oğulların ölmesi sebebiyle bile gözyaşı dökmemiş ağlamamış olmasının izahını yapmaktaydı. Neden ağlamıyordu? Zaten alimi berzahı müşahede ettiğinden hayalende idrakende olsa zaten kendinde mevcut olduğundan ve hazır olduğundan ve onu müşahede ettiğinden hazır olan için de üzüntü duyulmasına bir sebep olmadığından Şeyh Efendi oğlunun ölmesine üzülmüyordu. Normal bir hadise gibi bakıyordu. Onu izah ediyor. Nefsin hallerinden işte bir miktar bahsetti. Duygulardan bahsetti. Hep onlar duygularla ilgili saha içerisinde. Ve burada duyguları kontrol etmenin güzel yollarından biri de ittika sahibi olması. Yani kişinin sakınma sahibi olması. Neden? Şüphelilerden sakınma gibi diye bahsedilir.
bu şeriat mertebesinin ittikasıdır. Tarikat mertebesinin, hakikat, marifet mertebelerinin hepsinin ittikaları başkadır. Şimdi burada bu sahadan bahsediliyor. Biraz vaktimiz olduğu kadar o sahaya girelim. Çıkamazsak daha sonraki sohbetlerde girer çıkarız tekrar inşallah. Takvanın zahiri Hak Teala'dan korkarak günahlardan perhiz etmektir. Yani şeriat mertebesindeki takva, ittika, sakınma, şüphelilerden sakınmak, uzak durmaktır. Haramlardan değil, bakın açık olanlardan zaten sakınılacak. Şüphelilerden dahi sakınılması diye ifade edilmekte. Takvanın zahiri Hak Teala'dan korkarak günahlardan perhiz etmektir. Bu manaya göre, yani bu anlayışa göre takva adab-ı şeriatın muhafazasıdır. Bakın ne kadar güzel. Yani şeriat adabının, edebinin, mertebesinin muhafazasıdır. Bakın. Yani bir kimse namazını kılıyor, ibadetini yapıyor. İşte evde iyi ahlakla anne babaya hürmet, saygı, sevgi, küçüklerine muhabbet gösteriyorsa, kimseye zarar vermemeye çalışıyorsa, elinden geldiği kadar dini görevlerini yerine getiriyorsa, bu şeriat mertebesindeki bir Müslümanın yaşadığı tabii haldir. Genel yani umum İslam'ın halidir bu. Ve bu mertebede yaşıyorken bazı ayrımlar yaptığından, yani içki içmemek gibi, hırsızlık yapmama gibi, işte kimseye kötülük yapmama gibi bunları ayırmış oluyor. Bunlar da onu diğer insanlardan ayırmış oluyor. İşte bu sakınma, kendini muhafaza etme, koruma bir bakıma, ittika diyorlar buna, takva diyorlar. İşte şeriat halinin korunması, sakınılması, onun dışına çıkmaktan sakınılması, şeriat mertebesinin takvası, ittikası olmakta. Takva, adab-ı şeriatın muhafazasıdır. Yani şeriat mertebesinin korunmasıdır diye denilmiştir. Ve keza yine buna göre, bunun gibi takva, kendisinde huzuzi nefs olduğu için Cenab-ı Hakk'ın haram ettiği şeylerden, içtinabdan ibaret olduğundan, uzaklaşmaktan ibaret olduğundan, bu manaya göre de takva nefsin hazlarını terk etmektir. Bakın ikincisi çıktı. Bir daha o cümleyi okuyalım. Takva, şimdi birincisi takva, adab-ı şeriatın muhafazasıdır. Takva, kendisinde huzuzu nefs olduğu için, yani kişinin kendisinde nefsani hazlar olduğu için, nefsani duygular, lezzetler, ama ruhani değil bunlar, nefsani huzuzu nefs olduğu için Cenab-ı Hakk'ın haram ettiği şeylerden, bakın İçtinaptan ibaret olduğundan, yani haram ettiği şeylerden uzaklaşmaktan ibaret olduğundan, bu manaya göre de takva nefsin hazlarını terk etmektir. Bak, ikinci tarifi bu. Birincisi adab-ı şeriatın muhafazası, ikincisi nefsin hazlarının terk edilmesi, nefsani hazların terk edilmesi diye tarif olunmuştur. Ve keza yine böylece başka bir şekliyle husulü kemale mani olan her şeyden imtina olduğuna göre de takva, seni Hak Teala Hazretlerinden uzaklaştıran şeylerin kâfesinin mücanebettir. Yani uzaklaşmaktır. Bakın yine bir tarif, bir başka türlü. Takva, seni Hak Teala Hazretlerinden uzaklaştıran şeylerin hepsinden uzak durmaktır diye tarif olunmuştur. Velhasıl Muhakkikin Hazretlerinin takva hakkındaki tarifleri çoktur
burada cümlesinin zikri uzun olur. Yani tahkik ehli, hakikat ehli kimselerin takva hakkında birçok tarifleri vardır ama burada hepsi uzun sürer. Takva, hevanın şiddetli arzu ve gazaptan ibaret olan iki elini bağladığı vakit Hak Teala Hazretleri dahi aklın iki elini açar. Yani akıl ismi zahirle ismi batının asarı ve ahkamını idrak etmeye başlar. Bu heva ve aklın vücudu beşerdeki tasarrufatı hakkında Cenab-ı Şeyh Ekber Hazretleri tarafından Tedbirat-ı İlahiye namındaki eseri alilerinde tafsil buyurulmuştur. Bu takva hakkında herhalde daha geniş bilgi orada vardır deniyor. Okuyanlar varsa görmüştür. Kaçıncı baktı? Tedbirat-ı İlahiye namındaki eser alilerinde. Tedbirat-ı İlahiye babını söylemiyor. Evet, süremiz doldu. Burada keselim. Bir dahaki haftaya önümüz varsa inşallah yine buradan başlarız. Takvayı bir tekrar ederiz biraz daha genişleterek. Yolumuza devam ederiz. Cenab-ı Hak her birerlerimize bu idrakleri, bu gerçekleri yaşatsın. İnşallah anlayışlarımızı açsın. Kaldığımız yer 484 sayfa 1825 beyt. Sorusu olan varsa boşta bakarız. Efendim, soru veya bir şeyi hatırlattı. O dışarıdaki her adeta gördüğümüz, duyduğumuz şeylerin, o uyarıcıların çerçöp halindeki o bizi adeta kirletmesi ya da belki o aklı örtmesi, ruhu örtmesi. Mevlana Hazretleri'nin bir lahza avam ile birlikte oldum. İşte çok zaman yumdum, arınamadım. Ya da arınmak için epeyce yumdum. Adeta o kirlilikten mi, aynı i̇şte şeyden mi bahsediyor? Aynı şeyin başka halinden bahsediyor. Öyle diyorlar. Bir saat halk ile oldum. Bir hafta gönül hamamında temizlenemedim. Evet, siz de abi iyi. Demek ki bizler o zaman hakikaten çok fazla dikkatli şeyle davranmamız gerekiyor. Çok. Hangi halkla? Orada... Hangi halkla? Dediği evet. Halkla. Halk. Ha. Avamın var zannettiği halkla. Burada biraz şeriat tarikat mertebesi itibariyle bunlar. Tabi aklın maada doğru gidildiğinde ve o veç-i pakin yüzünden o ilm deryasının üzerinden ruhun aynasından zaten onlar oraya doğru çıkıldıkça, demin de bahsedildiğinde, silinerek çıkıldığında oralarda bunlardan bahsetmek tabi mümkün değil. Gereği de yok zaten. Bunlar genel bir bilgi olarak şeriat, tarikat mertebelerinde geçerli hususlar. Ama sahanın ne kadar geniş
olduğunu her bir cümle, her bir kelimeyle ifade etmektedir. Allah kolaylık versin hepimize. Efendim, birinci bölümde ölümlerden bahsedildi de götürüşü dökmeden ilişkin. İki tür ölümden bahsettim. Birincisi berzah geçiş, yani normal bir ölüm. İkincisi de gözden düşme. Orada ölmeden önce ölme diye bir üçüncü ölümden bahsedilebilir mi? O berzah geçişteki bölümde o var zaten. Ama şey değiştirmeden, yani alem değiştirmeden. Dur oğlum. Bu büyüktü. Bir tane daha. Bu mutikablentemut bundan daha sonra, bu bahsedilen hallerden biraz daha sonraki hallerdir. Bu hadisede genelde o bahsedilen kişinin dışarıya doğru olan davranışlarından bahsediliyor. Değil mi? Çevresiyle olan ilgisinden bahsediyor. Mutikablentemut kişinin kendi hali, kendi üzerinde olan hal. Geçişli değil. Yani nefsin ölümü. Nefsin ölümü, kendindeki ölümü. Onun bir tarifi vardı ya. Fiilül fail iler mef'ulü bih diye. Ha, lazım, biri lazım, biri de geçiş. Yani bir fiil var ki kişinin kendinde olan fiil, bir fiil var ki failin fiili karşı tarafa geçmekte, geçişli fiil deniyor. Biri failin fiili kendinde sadece oluyor. Fiilül failü la yetecavezu. Failin fiili tecavüz etmez. Yani başka tarafa geçmez. Kendinde vaki olur. Vaka bi nefsihi diye Arapçada tabirleri vardır. Bunların da orada aklıma geldi. Lazım. Ha müteaddi diye. Teaddi eden. Yani geçen. El müteaddi. Fiilül faili ilel mef'ulü bih. Mef'ulü bihin, yani mef'ule geçen fiildir. Burada bahsedilen müteaddi, yani failden mef'ule geçen, yani iki varlık arasında iki hali anlatmakta. Yani karşısında ya çevresinde bir evlat var veya evlatlar var, onun fiziki manada ölümü kişiyi pek halini değiştirmiyor, normal halini. Neden? Hayatta da olsa, berzahta da olsa zaten hayattaki gibi yine müşahede ediyor onu. Yanında, gönlünde olduğunu biliyor. Niye üzülsün o zaman? Üzüntü iki varlık arasının ayrıldığı zaman olur. Diğeri de lazım, yani kendine lazım, kendinde olan hadiseden bahsediyor. Muti kabli entemut, kendine lazım kişinin. Efendim, müsaadeniz var. Size ikinci adım takvada nefsin hazlarını terk etmekten bahsedildi. Burada nefsin hazları kişinin yapmaktan haz duyduğu her şeyin terk edilmesi mi oluyor? Evet, yani, iyi dikkat çekmişim. Ona ben de bahsedecektim de. Nefsin hazzı derken ihtiyacı manada olan hazları değil. Yani şeriat mertebesi içerisinde kabul edilebilir şekildeki zevkler değil. Onun üstünde fazla olan, ifrat olanlar. Yani düşünüyor. Önüne getirilse herhangi bir yemek onu normal olarak yiyecek, ihtiyacını giderecek. Ama o yemek ne kadar düz
de olsa, ne kadar yani hafif, orta halli de olsa, oradan yine bir lezzet almakta. Yani bir insan su bile içse tatsız ama bir lezzet almakta, çay gibi. Ne kadar işte yağı az, tuzu az gibi belki diyet yemekleri yapılıyor ama onun da bir hazzı var, bir lezzeti var. Ha, işte bunlar tabii fıtri olanlar, bunlar çerçöp olmaz yani insana mani olmaz. Ama gideceksin aşçıya şu 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 özellikle, yani nefsinin istediği için bir şey alıp onu yiyip doymadı, getir bir tabak daha, getir bir tabak daha gibi, işte bunlar çerçöp olan şeyler. Nefsani hazlar onlar. Nefsi emmarenin hazları diyelim biz ona. İşte o aklın dışına çıkmakta. Eğer akıl dese ki dur bakalım ya, sen bunu yiyorsun, o an bir parça lezzet alacak diye kişi, küçücük bir zaman içerisindeki o lezzeti alacak diye başını ne kadar uzun dertlere sokar, belalara sokar. Küçücük bir zevk için. Mesela kızdı, sinirlendi, o anda vurdu, darp etti, kırdı. Minicik süre içerisinde, 10-15 saniyelik sürmez bile o kadar. O sinir tatmin edeceğim diye vurdu kırdı. Ondan sonra aylarca, senelerce belki onun altından kalkamaz o yaptığı işin. İşte bunlar haz dediği, yanlış hazlar. Kelimeleri bazı tabii kullanırken hangi düzeyde, hangi dozda, hangi sahada geçiyor? İşte böyle not alınarak, ayrılarak sorulursa bunlar da açılmış oluyor. Genelde bir yönüyle meseleye bakılıyor, tek yönüyle. Şimdi bütün yönleriyle baksa zaten bu 13 cilt olmuş olacak, 23 cilt. Ne bizim okumaya vaktimiz kalır, ne de ömrümüz kalır. Bunlar biraz kıyasi olan ana hatlarıyla bildiriyorlar, kıyasen. Diğerlerini ona göre bir kıyas etmeyi öğrendikten sonra kişi onu da aynı şekilde bir başka şeyde kıyaslandırır. Önemli olan o tadı alırken, o tadın ne olduğunu, nereden geldiğini. İşte hangi saha hakkında alıyor, hangi sahası için yahut onu alıyor. O tadın kimin aldığını. Aynı yemeği üç kişi yer, üçü de bir başka türlü tat, lezzet alırlar. Yani başka anlayışla alırlar. Birisi nefse emmare için yer de yer, yer de yer. Diğeri ihtiyacını gidermek için yer. Diğeri de hak neler nasip etmiş diye ibretle yer. Hepsi bir tat alır ama hepsinin kaynağı başka. En güzel yemek tarifini ederken ne demişler? Hı? En güzel yemeği tarif ederken ne demişler? Ne çoban dediler? En güzel bir sohbet. En güzel yemek veçullah yemeğidir demişler. Efendim, bir de sohbetin başında bu şeyhlerin durumunu anlatırken çevrelerine topladığı insanların hali vardı orada. Aslında günümüzün ne kadar net bir anlatımı olduğu çok. İşte biraz da onun için onu baştan okudum da iki yaşam arasında, yani iki isim aynı ama biri nerede yaşıyor, biri nerede yaşıyor, fark olsun diye onu da okudum. Çevresindeki hiçbirini işte hedefe ulaştıramıyor olma gerçeği çok acı orada yani. Evet. Hem de hepsi de hayal içinde ulaştık zannediyorlar ya bir yere ulaşıyoruz zannediyorlar. Ben bir şey soracaktım. Hayal ve düşünce çok böyle kirliliği istersiniz. Sabahın akşamı iş hayatı vesaire bir yoğunluk içerisinde geçiyor. Aşırı neşir olduğunuz insanlarda seçme imkanınız da olmuyor. Etkileşim oluyor isterseniz insanlarda. Bu kirler
tozlar, çöpler tabiri caizse namaza, zikre, ibadete de yansıması olur. O esnada ibadet halindeyken de her ne kadar kıbleye yönelmişse de zihinde farklı düşüncelerle ezberden icabında bir motorize bir ibadet yapıyor. İbadet de yapılmış oluyor. Bundan bir kurtulmanın ondan kurtulmanın yolu kolay kolay yok. Var da bir yere gelince bir de o hayalde yaşadığımız yani ibadet içerisindeyken o düşünce bizde oluşuyorsa yani sıkıntı var gibi aslında orada mı dillendiremiyor. Şimdi hiçbir kimse düşünmesin ki ben mutlak manada sükunetle bir ibadet edeyim, dünyada yaşayayım, bir namaz kılayım. Bu biraz zor olur. Olur da yani bir yere geldikten sonra olur. Masiva diye bir şey gözünde kalmazsa kişinin ondan sonra olur. Eğer bunlar olmamış olsa mücadele neyle olunacak? Kişi nereye gelirse gelsin, yani ne kadar yükselirse yükselsin, o düzeyde yine oranın masivası vardır. Yani haktan gayri olan halleri vardır. Ta ki mutlak tevhid ehli oluncaya kadar. İşte demin bahsedilen mevzular, burası kevin ve fesat, yani olmak ve bozulmak, olmak ve bozulmak bunun üzerine duruyor. Yani hiçbir kimse çok uzun süre mutlak manada sakin, sükun, sekine inmiş olarak yaşaması mümkün değil bu alemde zaten. Yani bütün esma-i ilahiye tecellileri, kahhar, cebbarı, hepsi sübbuh, kuddüs ne varsa latif ve kesif esma-i ilahiye devamlı yağıyor buraya. Bunlar o yağmurun altından geçerken senin kurtulman benim kurtulmam mümkün değil. O yağmur gelecek, ıslatacak. Ama ne yapacağız? Şemsiye tedarikimiz varsa pat açıvereceğiz onu. Daha az. Yine ayaklarımız çamur olacak. Şemsiye mutlak koruyucu değil ki. Kupkuru kalmıyoruz ki şemsiye açmakla. Ama ne yapıyoruz? Asli bedenimizi koruyoruz. Bakın. Çok mühim olan yerimizi işte hasta etmemek için kuru kalsın diye, rutubet olmasın diye. İşte her namaz, ibadet, zikir 24 saatte niye bunları rutin hale getirmişler? Her 24 saatte 5 vakit namazımız var. İşte her günün belirli sürelerinde orucumuz var. Ramazanlarda veya nafile namazlarda. Her 24 saatte bir dersimiz var. İşte o bir gün içerisinde olan çerçöpü sıyırıyoruz o zaman. Ne oluyor? Çerçöp yoğunlaşmıyor, yığılmıyor. Üst üste gelip de artık kazınacak, kazınarak bile çıkmaz hale gelmiyor. İşte mesele orada. Her gün bir temizlik yapılıyor. Nasıl evde hanımlar kalkıyorlar, her gün aşağı yukarı bir süpürge yapıyorlar. Neden? Üst üste gelip de temizlenmeyecek hale gelmesin diye. Kim ki işte bu sistemin içerisinde, yani şeriat koruyucu sistemin içerisinde, şeriat hakiki, şeriat Muhammediye içerisinde, onlara da çerçöp geliyor, onlar masum insanlardı. Peygamberimizin de başına neler geldi, ne zorluklar geldi. Gelecek, gelmezse bir terslik var demektir. Gelmezse burası cennet olması lazım gelir ki burası cennet değil. Cennette bunlar gelmez. Neden? Yok çünkü nesi gelsin? Oradan sana zarar verecek ne nefsin var artık sende kalmış. Ne de Kahhar Cabbar isimlerinin zuhuru var çevrende. Onlar gitmişler cehenneme gitmişler kalmışlar. Ayrıca zaman zaman bahsediyoruz bu husus bilmekte yarar var. Şimdi diyelim ki sen şusun, namaz kılan yani fail, şu da
gözlük alalım biraz daha büyük olsun. Yaptığın fiilin. Bak, şimdi biz yaptığımız fiillerden meydana gelen herhangi bir şeyi görmüyoruz. Neden? Batına geçiyor çünkü. Batın yaptığımız hareketler. Yani bir bina yaparken yahut işte bir şey ne bileyim yemek yaparken elimizde bir malzeme var. Neticede bir fiziki bir oluşum meydana geliyor. Bina yaparken tuğlalar diziliyor işte beton şusup yani görünen bir şey oluyor elimizde. Ama yaptığımız ibadetlerden fiili fiziki bir şey çıkmıyor ortaya. Gözle göremiyoruz. Oluyor bir şeyler de latif manada oluyor. Eğer bunları madde manasında bir kitap gibi, işte bir başka şey gibi Cenab-ı Hak bize suretlendirip göstermiş olsa biz dünya işini bırakırız. Çünkü bakarız ki o suret muhteşem bir suret olmuş. İbadetten meydana gelen suret. Onu daha arttıralım diye ama bu sefer iman ihtiyacı kalmaz. Görerek yapmış olursun. Bunun da kıymeti yok. Birisi gelse dese ki şurada bir altından kerpiç var, tuğla var bu şekilde. İşte sana bunu vereceğim. 2 rekat namaz kıl sana bir tuğla altın vereceğim. 5 kiloluk bir altın vereceğim dese. 2 rekat namaz kıl dese. Ne yapar kişi? Onu gördüğü için 2 milyon namaz kılmaya çalışır. Dünya işini yapmaz. Bütün işini bu altınları çoğaltmak için çalışır. Ama bu görünmez de sadece lisan ile söylenirse, bakın görmeden, gayba iman şart çünkü, ve kişi sadece söyleyen kişinin sözüne itimat ederek bu işleri yaparsa, onun mükafatı burada gördüğüm 1000 altından da 2000 altından da daha fazladır. İşte bu sonsuz karşılığı göstermez çok açık olarak. Bazen sohbette de bahsedildiği gibi müşahede eder gaybı, işte berzahı diye. Bazen olsa da bunlar çok büyük yer tutmazlar. Kısa sürelerde olur. Herkeste de olmaz. İstisnadır. Yani bunlar pek tesir etmez. Behlül'ün o çamurdan yaptığı ev gibi. Şimdi biz ibadet ediyorken hareketler ve sözel bir fiil ortaya getiriyoruz görüntüde. Hareketlerden ve fiil, sözlerden. Hareketler kesif, maddi, sözler latif. İşte bu kesif ve latif malzemeden biz bir bina üretiyoruz. Ama görmüyoruz. O binayı görsek başımız secdede kalkmaz. O binadan daha çok yapayım, daha çok yapayım diye. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Biz namazla namaz kılanı bir varlık olarak görüyoruz. Çünkü o varlığın hareketlerinden, o varlığın kendisinde bırakıyoruz onu. Yani anlayışımızda, idrakimizde, kendimizde olsa namaz kıldım diyoruz. Sanki tek bir iş, tek bir oluşum olmuş gibi. Halbuki namazı bir kılan var, bir de kılınan namaz var. Anlaşılıyor mu? Bunun ikisi bir şey değil. Bir fiil var, bir de üretimi var. Yani bir fiili yapan var, bir de fiili yaptığı zaman ürettiği bir hal var. İşte misal zaman zaman vermeye çalışıyoruz. Bina gibi. Şimdi biz şeyde sohbette olduğu gibi bir yakınımızı kaybettik. Biz inşaat ustasıyız. Bir sözümüz var. Şu günde şu iş bitecek diye. Ama bizim işte çok da sevdiğimiz birisi, yakınımız, oğlumuz, kızımız, eşimiz neyse yani veya ahbaplarımızdan rahmetlik olmuş. Biz makul olarak ne yapabiliriz? Ancak çok sıkıntıdaysa 3-5 saat izin alabiliriz.
Yani işi durdurabiliriz. Veya hadi bir gün durduralım. Ama bir sözleşme var. Bu tarihte bitecek bu iş diye. Şimdi şunu demek istiyorum. Biz sıkıntıda da olsak, neşede de olsak o işi yapmak zorundayız. O üretilecek. O gün kalıp dökülecek, kalıp tahtası yapılacak. Aylara bölünmüş, şey altına girmişsiniz, bir sözleşme, taahhüt altına girmişsiniz. O taahhüt içerisinde diyor ki bugünü geçtikten sonra her gün 10 bin lira ceza işleyecek geriye doğru. Bir ay yapsanız 300 bin lira ceza. Zaten kazanacağınız 300 bin lira binanın tamamı. İşte ne kadar acılı olsa kişi gidecek onu bitirecek. Başka çaresi yok. Diyelim ki bunu biz bir ömür boyuna yayalım. Bir ömür boyu taahhüdümüz var. Bak, taahhüt ehliyiz. Bir ömür boyu bunlar yapılacak diye. Bu ömür boyunun hepsi neşeli, huzurlu, güleç geçmez. Yarısı neşeli, yarısı da üzüntülü geçer. Her neyse. Zaman zaman o fazla gelir, o fazla gelir. Ama bozma ve olma bu alemde devam ediyor. İşte biz hastayız, şuyuz, buyuz gibilerde makul bir süre bırakabilsek de ki ruhsat bu namaz kılarken de işte şunu yaparsan bu şekilde olur. İşte kılamazsan kaza yolunu açmışlar. Yani sonradan yine telafi yollarını açmışlar. Neşeliyken biz bu binayı yaparız ama sıkıntıdayken de yaparız. Çünkü bizim işimiz ustalık binayı yapmak. Bina yapmak, ustalık başka şey. Bizim psikolojik halimiz başka şey. Hoş olabiliriz, sıkıntıda olabiliriz. Bu insanlık hali olur. Ben hoşum, hoş zamanında bu binayı yapayım. Sıkıntılı zamanımda da yapmayayım. İşte geçsin, bir ay geçti, iki ay geçti. Bekle bakalım öyle hoş zamanı ne zaman gelecek yapacaksın. Yani anlatmak istediğim şu. Kişinin, namaz kılan kişinin hoş hali veya sıkıntılı haliyle namazın hali ayrı şey. Yok. Yani sıkıntılı da olsa, üzüntülü de olsa biz onun rükünlerini yerine getirdik mi? Sözel sözlerini yani batını ve zahirini yerine getirdik mi? Bu bina kurulmuş oluyor. Binanın kurulması mühim. Usta o bina yaparken neşeli olmuş. Bina bittikten sonra sıkıntılı olmuş. Bak onu hiç ilgilendirmiyor. Sıkıntılı olduğu zaman da ki verimsiz hali tuğlayı yok oradan çıkar. Sıkıntılıydı o güzel değildi diye o tuğlayı atamazsınız. O işini yapıyordur yine. Ama içi sıkıntılı ama eli onu düzgün yapıyor. Biz de içimizde bazı düşünceler varsa ama tuğlayı yerine koyuyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Ne lazımsa fiziki olarak yapıyoruz bunu. Dilimiz zaten rutin ezberlemiş onu. Söylüyor. Güzeli oluyor. Yani işimiz sıkıntıda da olsa namaz oluyor zaten. Yani bina oluyor. Hatta biraz belki acayip gibi gelecek ama hiç acayip de değil. Sıkıntılı olarak kılınan namaz daha bereketlidir. Sevabı daha çoktur. O senin, benim yahut birimlerimizin ya çok gafletteydim bugün namazı edemedim işte mücadele ettim nefsimle zor oldu gibilerde o namaz daha sevaplıdır. Şimdi bir insanın bir işi içinden gelerek, severek yapması az duyarak haz duyarak yapması bir mükafat sahibi değildir. O zaten içinden geliyor yapıyorsun onu. İçinden gelmeden yapmaktır. Esas mücadele, esas kazanç. İşte belki sen o dediğin ya gafletle kıldık namazı çok da yorgundum canım da istemiyordu ama hadi kalktım kıldım şu namazı o namaz o çok zevkle dediğin, içinden gelerek, aşkla, şevkle kıldığın namazdan daha efter namazdır. Çünkü diğerinde namaz seni çekiyor. Senin mücadelen yok ki. Ama diğerinde nefsin seni itiyor. Bak, kılma şimdi, hadi boş ver. Ne olacak sanki bir ömür boyu namaz kıldığında iki rekat şimdi kılmasak gibi. Ama bunu
Duymadınız siz. Duymadınız. Hemen nefis kapı verir. Bir küçücük kelimedir ama kendine yol açar orada. Sonra da adet haline gelir. Allah etmesin. Ya. Anlaşıldı mı bak? Namaz ayrı, üretim, üreten usta ayrı. Ustanın neşesi olur olmaz ama o keseri vuracak oraya. Yani o kalıbı dökecek. Kalıbı dökerken bazen hani inşaatların yanından geçerken nasıl neşesi gelmiş, nasıl bir nara atıyor, şarkı söylüyor. Neşeli. Zor çalışıyor orada. Güneş altında, soğukta, sıcakta, açıkta. Ama neşe. Oo. Ama gidiyorsun, bakıyorsun. Orada işte şeyden, memleketten haber geldi yahut haber gelmedi, ne oldukları bilinmiyor işte gibi ileride meçhulde kalmış. Yahut para gönderecek göremiyor, sıkıntılı. Ama o çuvalı taşıyacak o. Çimentoyu götürecek yukarıya. Harcı karacak, yapacak. Anlaşılıyor mu? Yani kişinin iç bünyesindeki neşe veya neşesizlik o ilgilendirmiyor. O binanın yapılması ile ilgili. O bina yapılacak. Ben de bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu sıkıntılı halimizde bazı hatalar yapılıyor namaz içerisinde. Unutuluyor. Şimdi hata iki türlü ustam. Birisi kasti hata, bozmak için. Başkalarını da bozmak için. Mesela şöyle olabilir. Bazen baba namaz kılmadığı halde çocuğuna namazın kötü olduğunu göstermek için kötü bir namaz kılar. Kötülüğünü göstermek için. Yani bilerek hata yapar, yanlış yapar. Kasti olarak yapılan hataların mesuliyeti vardır. Onların karşılığı vardır. Ölçüleri neyse. Ama bilmeden, farkında olmadan iyi niyetiyle herhangi bir şey yapılmışsa onu hoş görür Cenab-ı Hak. Kasıt aranır. Bakıyorsun kayıveriyor bazen. Kayar. İşte burada kayıverdiğini anlayınca hemen düzeltiverir direksiyonu. O yoluna girer. Cenab-ı Hak da hoş görür. Zaten Amener Resulü'de de bu söylenir. Ya Rabbi unuttuğumuz ve yanlış yaptığımız şeylerden bizi hesaba çekme diye söyleriz. Amener Resulü vardır ya hani orada. Ve gücümüzün yetmediği şeylerden bizi görevlendirme. Cenab-ı Hak da zaten kendisi onu orada da söylüyor. La yükellifullahu nefsen illa üs'aha. Lehe me kesebet ve aleyhe mektesebet. Yani Allah herhangi bir nefsi, yani bir varlığı, bir kulunu gücünün yetmediği şeyi yüklemez diyor. Eğer Cenab-ı Hak bize bir şey yüklediyse ama bize zor geliyorsa o bizim gücümüzü tam kullanamamamızdan ortaya çıkmakta. Çünkü Allah böyle bir şey demişse adaletsizlik etmez. Kulunun ne kadar yük çekeceğini bilir ve derman neyse verecekse o kadarını verir. Daha fazlasını vermez. Çünkü ayet-i kerime açık. Ve lehe me kesebet kim ne yapmışsa kendi lehinedir. Leheme kesebet ve aleyhe mektesebet ve de yine ne yapmışsa kendi aleyhinedir diye bu kadar açık hükümler var. Efendim namazda zirve olarak literatürde Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir namazı örnek gösteriliyor. İşte ayağındaki bir ok parçasının ya da ona benzer bir şeyin namaza durduğunda çıkarılmasını istiyor. Şimdi nasıl bir namaz ki o acıyı duymayacak kadar, acıyı hissetmeyecek kadar bir trans hali ya da bir
hal. Yani biraz da benim de doğrusu günümüz aklının da alamadığı, madem acıyı hissetmiyor, biraz evvel siz buyurdunuz, bir duyguyu hissetmek için akla ihtiyaç var. O acı duygusunu hissetmiyor ise aklın bir kısmı ya da o bölümünde bir şey mi oluyor? Trans halinden dolayı bir zayıflama mı oluyor? Nasıl bir hal ki bu? Bize de zirve olarak gösteriliyor. Yani böyle bir namaz. Biraz evvel kardeşimizin de dediği gibi biz bundan dolayı biraz ızdırap duyuyoruz belki. Birçok şeyi düşünerek namazımız acaba yaralandı mı, berelendi mi? Biz yeterince Allah'a tefekkür edemedik mi? O hale geçemedik mi diye böyle bir hal var. Bunların hepsinin düşünülmesi gayet güzel şeyler. Ancak hepsinin de bir çözümü var. Çözümsüz bir şey yok. İzahı da var. Hazreti Ali Efendimiz'deki hal gibi diğer başka evliya-i kiramda, Peygamber Hazretinin de hayatlarında böyle olağanüstü hadiseler, yaşantılar var. Bunlar bir bakıma çok özel ve istisnai haller. Yani herkese bir ölçü olacak haller değil. Ancak hepimizin de bunlardan hissemiz var. Ama biz onu başarırız, başaramayız. O saha ayrı, konu ayrı. Ama böyle bir sahanın da olduğu bize bildirilmiş oluyor. Şimdi bu saha Hazreti Ali Efendimiz'in tam mutlak manada fenafille halinde olduğu bir devresine rastlayan bir durum. Yani kendinde ne duygu, ne akıl, ne bir şey, ne bir şey, ne bir şey. Ali diye kimse kalmamış orada. O zaman namaz da namaz şeyinden kalıyor. Çıkıyordu efendim. Nasıl? Yok, namaz yine fiil devam ediyor. Ama orada Hakk'ın kudret hakikati yaşamakta. Yani Hak'ta fani olduğundan orada görünen her şey Hakk'a ait olan bir vasıf oluyor. Hatta fani yok. Ama orada görünen bir şey var. Peki o ne? Hakk'ın Ali isminde görünmesi orada işte. Acı da bir acziyet olduğuna göre, Hakk'a da acziyet veremeyeceğimize göre oradan Ali duymaz onu. Çünkü Ali orada yok. Eyvallah. Hak var. Hak da bu şeyi kendi kendine yapmakta. Ok da Hak o zaman. Ok da Hak, çeken de Hak. Ama bunlar çok istisnai haller. Ama bilgi, irfaniyetimiz olsun diye bize bildiriliyor. Şimdi bu Hazreti Ali Efendimiz'in fenafillah'taki namazı. Hazreti Ali Efendimiz'in bir de kendindeki namazı. Hani Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ya, kim gaflette kalmadan iki rekat namaz kılarsa bu hırkamı ona hediye etsem diyor. Hadiseyi biliyorsunuz. Evet, işte. Evet. O öyle de bir hali var. Evet. Bir de öyle hali öyle var. Evet. İşte o daha baştaki hali, ayaktaki oku çıkarma daha sonraki hali, daha kemalde evet olan hali. Bir herkes sevabın, o sevinçle. Bir sevabın hali, bir Allah'ın rızasının hali. Biri Allah'ın hali, biri kulun hali. Bu kadar verirse bu kadar olur diyor. Öbürü işte. O ibadete ubudet diyorlar. Ubudet de Allah'ın fiili diye tabir ediliyor. İbadet kulun fiili, ubudet Allah'ın fiili. Yani kulda gözüken o surette evet olan Hakk'ın fiili. Gidiyor sahabe-i kiram birer kenarlara. Birisi Allahu Ekber diyor, elham okurken Esselamu Aleyküm diyor, bitiriyor namazı. Neden aklına bir şey gelmiş? Diğeri rükuya geldiği zaman aklına bir şey geliyor. Onlar gizlemiyorlardı zaten, açık ne geldiyse işlerine onu söylüyorlar. O da rükuda selam veriyor. Öteki
secdede selam veriyor. Bir iki tahiyyatta selam, yani rükudan kalkarken selam veriyor. Neticede hepsi geliyorlar. En sonunda Hazreti Ali Efendimiz geliyor. Ne yaptın ya Ali, kılabildin mi diyor. Ya Resulallah diyor, kıldım ama en sonunda hırkayı Şami mi, hırkayı Bağdadi mi, hangisini acaba verecek diye o aklıma geldi diyor. ona da bile gelmiş bu hadise. Olur, beşeriyetimiz var. Olacaktır bunlar, normaldir. Olmaz diye bir şey kabul edersek, işte biz o zaman mecnun olmamız lazım. Yani hakkın mecnunu veya ahiretin mecnunu olmamız lazım ki kafamız artık hep orada, o sahada. O sahaya takılan bu sahaya inemez artık. Bu sahada futbol oynayamaz. Ama biz bu sahanın futbol oyuncularıyız. Al gülüm, ver gülüm. Hep birbirimizle futbol oynuyoruz, farkında bile değiliz. He? Yok, dalga geçmiyoruz. Oyun oynuyoruz. İşte bu akşam bile bak hep futbol oynuyoruz. Dalga geliyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Anlaşılıyor mu? Var mı başka soracak sorusu? Bina örneği çok güzel oldu efendim baba. Yani ustaya yakışan o binayı yapmak. Ha, onu yani yapmak. Değil. Sıkıntı da olabilir, sevinç de olabilir. O konu ayrı. Ortaya çıkarılan bir bina. Ha, mesele ama binanın ortaya çıkması. Bütün ibadetler böyle mi? Hepsi böyle. Çok bence güzel hepsi bir anlatım oldu. Yani namazla nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda. Evet, tamam. Evet, madem peki ki... Peki biz bu fiilleri yaparken sevap için mi yapacağız, Allah'ın rızası için mi? Orası ayrı bir saha. İnneme la malu bin niyat demişler. Tabi ameller niyetlere göredir. Burada bahsedilen hakikati itibariyle olan, yani iyi niyet olandır. Yani genelde burada bahsettiğimiz şeyler Allah için yapılan, nefsimiz için şeyler değil. Eğer nefsimiz için yapılan şeyler olsaydık zaten biz burada olmazdık. Şart şeysi o, ispatı o. Madem ki buradayız, Allah için yapmaya çalışıyoruz, nefsimiz için değil. Ama yine de bunun plan gerisi batınında düşünürsek yine de nefsimiz için yapıyoruz demekte bir yönüyle bir cümle olabilir. İlk akşam evvel de sevabı da Allah'ın bir ikramı olarak kabul edersek, o da Allah için neticede kabul edersek.